VOA Türkçe'den herkese merhaba. Begüm Dönmez Ersöz ben. Çarşamba gününden bu yana ABD'de gündemi meşgul eden konulardan bir tanesinde somut gelişme, beklenen gelişme oldu. Amerikan istihbaratının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin raporunun ayrıntıları biraz önce kamuoyuyla paylaşıldı. Aslında 2018 yılına ait bir rapor, bir değerlendirme. Bu ABD istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmesi. Bu değerlendirmenin ayrıntıları ilk defa kamuoyuyla paylaşılıyor. O açıdan önemli. Peki raporda hangi ayrıntılar yer alıyor? Bunlara biraz değinelim istedik yayınımızda. ABD istihbaratı yani Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün yapmış olduğu bir değerlendirme bu. Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ve açıklanan raporda şu ifadeler kullanılıyor. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın İstanbul Türkiye'de Suudi Cemal Kaşıkçı'nın yakalanması ya da öldürülmesi operasyonuna onay verdiğini değerlendiriyoruz ifadesi yer alıyor ABD istihbaratının kamuoyuyla paylaştığı raporda. Peki ABD istihbaratı bu değerlendirmesini hangi unsurlara dayandırıyor? Yine raporda yer alan ifadeyle Veliaht Prens'in Suudi Arabistan Krallığı içerisinde karar alma mekanizmalarındaki kontrolü ne dayandırıyoruz bunu diyorlar ve özellikle de Muhammed bin Selman'a yakın isimlerin önemli bir danışmanın doğrudan bu operasyonda dahli olmasına dayandırıyoruz diyor. Ve özellikle 2017 yılından bu yana Suudi Veliaht Prens'in özellikle güvenlik ve istihbarat kurumlarında, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istihbarat kurumlarında mutlak bir kontrole, mutlak bir hakimiyete sahip olduğunu ifade ediyor rapor ve deniliyor ki işte bu durumda Suudi yetkililerin böyle bir, bu özellikle bir operasyonu Veliaht Prens'in onayı olmadan gerçekleştirmiş olmalarının çok muhtemel olmadığı ifade ediliyor raporda. Bunun dışında yine Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen ekibin ayrıntıları da yer alıyor. Suudi Arabistan'dan İstanbul'a hatırlayacaksınız 2 Ekim 2018 yılında Suudi Arabistan'la bağlantılı onlar çalışmış olan bir ekip gelmişti. Hatta onların isimleri de yer alıyor rapor içerisinde ve bu isimlerinde Cemal Kaşıkçı'nın Muhammed bin Selman adına ölümünden sorumlu olduğu ya da bu cinayette dahli olduğunu değerlendiriyoruz deniliyor. Peki ABD istihbaratının Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin bu raporu kamuoyuyla paylaşmış olması neden önemli? Çünkü eski başkan Donald Trump daha çok bu konuyla ilgili net açıklamalar yapmaktan ya da Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı doğrudan Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutan söylemlerden, açıklamalardan kaçınmıştı eski başkan Donald Trump. Genel olarak Suudi Arabistan'daki insan hakları konularıyla ilgili eleştirilerden de kaçınmıştı. Dolayısıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın bu raporu, istihbarat raporunun değerlendirmesinin kamuoyuyla paylaşılmasıyla kendisinden önceki yönetimle Suudi Arabistan konusunda keskin bir mesafe koymuş olduğunu söylemek mümkün. Zaten Joe Biden göreve geldikten sonra hatırlayacaksınız Yemen Savaşı'nda Suudi Arabistan'a verilen askeri desteği de sonlandırmıştı. Bu yönde de adım atmıştı. O nedenle Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki daha önce yapmış olduğu açıklamada Amerika'nın Biden yönetiminin Suudi Arabistan'la ilişkileri yeniden kalibre edeceğini söylemiş ve bu süreçte de doğrudan bundan sonra muhatabının Veliaht Prens Muhammed Bin Selman değil de Kral Selman olacağını ifade etmişti. O nedenle
ABD istihbaratının raporunun kamuoyuyla paylaşılması, Amerika, Suudi Arabistan arasında Biden dönemindeki ilişkilerde işte o yeniden kalibrasyon, yeniden kalibre etmenin de bir parçası olarak değerlendiriliyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti ve o görüşmeye ilişkin Amerika'dan yapılan açıklamada da Joe Biden'ın Suudi Arabistan ve insan hakları vurgusu dikkat çekmişti. Yine gün içerisinde, yine dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti ve yine orada da Suudi Arabistan'ın insan hakları konusunda hukuk veya işte yargı reformları aracılığıyla ilerleme sağlamasının öneminin altını çizdiği ifade edilmişti. Tabii Biden yönetimi Suudi Arabistan konusunda zaten beklenen bir rapordu, açıklamaydı. Ama bir yandan da Suudi Arabistan'la ilişkiler ve İran'la, bölgede İran'la nükleer anlaşma yeniden müzakere edilecek mi, görüşmeler olur mu olmaz mı diye konuşurken de hassas bir denge arayışı içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Uzmanlar da bu şekilde değerlendiriyorlar Biden yönetiminin Suudi Arabistan politikasını ve bu bağlamda İran'la bir yandan yeniden görüşmeler olur mu olmaz mı sorusunun cevabı tartışılırken Irak ve Suriye içerisinde de İran destekli bazı milis gruplar var ve bu milis grupların faaliyetlerine tanık olmuştuk. Bilhassa 15 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde ki üsse yönelik saldırının ardından dün Biden yönetimi ilk kez bir askeri adım atarak Suriye'de, Suriye-Irak sınırında bu İranlı milis grupların kullandığı bir tesisi operasyonda vurmuştu. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler aslında bakarsanız birbiriyle bağlantılı. Tam da biraz önce dediğimiz gibi işte Suudi Arabistan bir yanda, diğer yanda İran. Biden yönetimi hem Suudi Arabistan'la ilişkileri yeniden kalibre etmeye çalışırken, yeniden ayarlamaya çalışırken diğer yanda da İran meselesi var. İran destekli milis gruplara da bir karşılık vermiş oldu dünkü operasyonla Biden yönetimi. Şimdi bu raporun daha yankıları devam edecektir. Bir takım tepkiler de gelecektir bundan sonrasında. Suudi Arabistan'la hem başkan hem de dışişleri bakanları düzeyindeki görüşmeden, temasın ardından bu istihbarat raporu kamuoyuna açıklanmış oldu diyelim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Ayrıntıları web sitemizdeki haberlerden de takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.